Yeni Vocalizer metin okuma uygulamasının modlanmış sürümünü bu videodan şimdi indirebilirsiniz. Ama ondan önce şimdi bu kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim ziline kafa atmayı lütfen ihmal etmeyin. Keyifli seyirler. Yenilenmiş Vocalizer metin okuma, Google Play Store'da bulunan Vocalizer kısa ses dikti uygulamasının en son versiyonudur. Ben de bu uygulamanın modifiye edilmiş sürümü de olduğu için uygulamanın hem modifiye edilmiş sürüm indirme adresini hem de Play Store'a bağlantısını paylaşıyorum. Ufak bir uyarı. Bundan sonra artık Vocalizer ile alakalı hiçbir video gelmeyecek. Bunun nedeni hem uygulamada radikal bir değişiklik yok hem de yeni Türkçe sentezleyici üretilmiyor. Bu yüzden bundan böyle artık yeni Vocalizer konulu içerikler olmayacak. Şu anda ekrana Vocalizer metin okuma uygulamasının modlanmış kopyasının nasıl kurulacağı ve sentezleyicilerinin nasıl indirilip yükleneceğini anlatan çeşitli görseller getiriyorum. Uygulamada seslerin indirilmesi ve yüklenmesi hepinizin bildiği gibi basit bir şey zaten. Uygulamayı kurarsınız, ister modlanmış sürüm olsun, ister Google Play versiyonu olsun. Kurduktan sonra programı açarsınız. Programı açtıktan sonra istediğiniz sesin, istediğiniz kalitesini indirip yüklersiniz ve kullanmaya başlarsınız. Ben bu programın iki versiyonunu birden niye paylaşıyorum? Çünkü uygulamayı satın almış olanlar var. Yani zaten benim Google Play Store hesabımda uygulama var. Benim modlanmış versiyonu kullanmama gerek yok. Ben Google Play Store'dan indirip de direkt kullanabilirim, indirebilirim diyen olursa onlar Google Play Store'daki mevcut uygulamayı indirirler. Ama yok, ben henüz satın almadım ve satın almadan kullanmak istiyorum veya sadece denemek istiyorum diyen aboneler ve takipçiler olursa onlar için de uygulamanın modlanmış versiyonunu paylaşıyorum. Uygulamadaki Yelda sentezleyicisinin sesi çok güzel olmuş. Zaten mevcutta ses kalitesi bayağı iyiydi, konuşma tarzı da güzeldi. Ama bu versiyonda biraz daha güzelleştirmişler, biraz daha iyileştirmişler. Cem sentezleyicisi için ne yazık ki hiçbir geliştirme yapılmamış. Sadece sesin versiyonu değiştirilmiş ve konuşma tarzına küçük bir müdahalede bulunulmuş. Cem sentezleyicisi maalesef hala çok kötü. Hatta mevcutta olduğundan biraz daha kötü olmuş. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın.